Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bir süre önce story'de şeyden bahsetmiştim. Genel ayarlardan, hassasiyet ve kontrol ayarlarından vesaire bunlardan bahsedeceğim bir video yapacaktım. Herkes yap demiş. Ben de şu anda onun için şeydeyim, oyundayım. Bu ne lan? Aynı şey. Lan git. Şimdi bugün sizlere komple neyin ne olduğunu, hangi tuşun, hangi butonun, işte hangi ayarın ne işe yaradığını, hangi kontrolün nasıl kullanıldığını, işte telefon tutuşunuz nasıl olmalı vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bir tık hassasiyet ayarlarından, kontrol ayarlarından ki ben 3 parmak oynuyorum zaten. Siz nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum. Ama birçok hassasiyet ve kontrol ayarları ya da ne bileyim nasıl antrenman yapılacağına dair birçok arkadaş mesaj atıyor. Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun, şeyden, Discord'dan falan. Onlarla ilgili şey yapacağım size. Zaten bu videonun artık bence gelmesi gerekiyordu artık. Lan, ekran sallanıyor. Bu ne oğlum? Neyse, biraz bahsedeyim size lobideyken. Şimdi ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlarda genel ayarlar. Zaten ben işte komple genel ayarlardan başlayıp işte kontroldür, hassasiyettir vesaire. İşte butonlardır. Bunları şey yapacağım. Toplama zaten sizin şeyinize kalmış. Ben toplama kullanmıyorum. Şuradaki silah şeylerinde artık siz kendinize göre ayarlarsınız. Grafik soran var. Mesela grafiklerimi soran var. Grafiklerim ben akıcıda aşırıda kullanıyorum. Yani bir yeri geldi miydi 90 FPS'i de kullanıyorum ama bu güncellemede 90 FPS bir tık sıkıntı gibi görünüyor. Ama ileride düzeltirlerse tekrardan kullanırım yani. Önceden kullanıyordum. Bu güncellemeden sonra biraz bozulmuş gibi. Renkli de kullanıyorum stili. Görüntü stilini. Adamları daha iyi görmemi sağlıyor bu bana. Yani nasıl anlatsam? Şimdi uzaktaki bir adama örnek veriyorum. Uzaktaki bir adama klasikte zar zor görürsünüz ya da gerçekçi de vesaire. Çünkü haritanın parlaklığını bile etkileyen bir ayar bu. Renkli hem otların hem ağaçların hem de adamları belirttiği için bir tık renkli daha iyi, daha güzel aslında. Özellikle yerde yatan insanlar için, Viktorlar için vesaire daha etkili. Düzgünleştirmeyi ben 2x de kullanıyorum. Normalde kapatta da kullanabilirim ama şimdi uzaktaki adamları ya da ağaçları vesaire daha belirgin, daha net görebilmek için düzgünleştirme kullanıyorum. Düzgünleştirme kullanıyorum. O da işte uzağa daha iyi görebilmek için, hani daha iyi mesela taşların kenarları olsun. Hani bazı otlar olsun vesaire bunları insana adama benzetebiliyoruz ya. Onları anlamıyorsun. Ya ayırt edebiliyorsunuz yani bu düzgünleştirmede. Siz de işte telefonun pil ömrünün yani pil ömrüne değer vermiyorsanız telefonunuzu kullanabilirsiniz. Ben renk körü modunda mesela Döteran'ı oynuyorum. Bunu ne için oynuyorum bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben bunu beğendim. Bunu oynuyorum. Anlamadım niye oynadığımı. Parlaklığım benim hep 150. Bu parlaklığın sebebi de şimdi daha karanlık ortamlarda yani örnek veriyorum shelter'ın içinde Erangel'da shelter'ın içinde fight atıyorsunuz vesaire ya da herhangi bir karanlık noktada fight atıyorsunuz. Adamları daha net görmenizi sağlıyor parlaklığın 150 olması ki telefonun parlaklığı da full oynuyorum ben. Cihazım 13 Pro Max bu arada. Şimdi bir de şey yerde yatan adamları da aslında otların rengini de hani parlaklık %50 olduğu için 150 olduğu için otların rengini de belirleştirdiği için 150'de kullanıyorum. Zaten grafikleri otomatik ayarlı kapalı bende. Standart dış ekranlar 13 Pro Max olduğu için kavisli köşeler zaten otomatik bunlar. Genel ayarlarda bu ne lan? Bu neymiş? Neyse bunu geç. Benim şey mesela şimdi kontrol ayarlarına gelecek olursak bu genel ayarlar bu açıkçası zaten.
İşte şuradaydı normalde de bu ne olmuş ben anlamadım. Genel ayarlara gelecek olursak benim kurmalı tüfek ve arbalet modları bir de pompalı ateş modu dokunda. Şimdi bu dokun bırak olayı neyi de yarıyor? Ben onu size göstereyim biraz. Bir saniye. Bilmeyen arkadaşlar için tabi söylüyorum. Bilen arkadaşlar yorum yapmayabilir bu ayara. Ben bilmeyenler için şey yapıyorum. Birazcık sesi kısacağım. Kısacağım birazcık. Şimdi aa bu ne lan? Oyun mu bana garip geldi yoksa değiştirmişler mi her şeyi anlamadım. Şimdi şuradan bir şey alalım. Bir saniye. İnternetimle erişim açmam lazım. Yani işte diğer yayıncılar gibi fazla ekipmanımız olmayınca örnek veriyorum. Şöyle bak. Şimdi bunu bırak aldığın zaman ne oldu lan? Ha pardon dur. Kaneti almayı unuttum. Bak pompalıda mesela bırak aldığın zaman butona basılı tutup bıraktıktan sonra ateş ediyor. Bilginiz olsun. Aynı şekilde DBS'te de geçerli. Gördüğünüz gibi. Bu ayar bu işe yarıyor. Dokunda kullanıyorum ben. Kanete de aynı şekilde eğer basarsanız direkt ateş ediyor ama basılı tutup şey yaparsanız sonradan ateş ediyor. Yani basılı tut da aslında daha etkili. Çünkü şöyle örnek veriyorum jiroskopsuz oynuyorsunuzdur. Butona bir kere bastığınız zaman adama isabet edip de bırakabilirsiniz. Öyle kullanabilirsiniz pompalıyı ama ben jiro kullandığım için ben dokunda oynuyorum. Aynı şekilde kanatta da öyle. Yani şurada bile olsa adam dönüp vurabiliyorum hiç fark etmiyor. Evet bakalım başka. Dürbün modu karmada kullanıyorum. Ben bu da bu işe yarıyor. Şu anda basılı tutuyorum butona. Elimi çektiğimde kapatıyor. Dokunuyorum yine açıyor ama bu sefer elimi çekiyorum kapatmıyor. Karma bu işe yarıyor dürbün modunda bilginiz olsun. Nişan alırken kamera dönüşü kapalı. Bunu kapalı kullanın zaten. Tavsiye etmiyorum ben açıkta oynamanızı. O da şöyle. Şimdi dürbün tuşuna bastığınızda basılı tutarken ya da normal basarken elinizde az bir şey bile oynatsanız ekranınız kayabiliyor şu şekilde. ADS kullanıyorsanız tabi. Ya da kullanmasanız da etkili oluyordu sanırım bilmiyorum. Yani nişangah butonunu zaten kullanmıyorum. O kapalı. Hızlı dürbün değişi zaten yani herkes biliyordur bence artık diye düşünüyorum şöyle. Göstereyim. Bak sağ üstte çıktı mesela. Buradan hızlıca dürbün değiştirebiliyorsunuz. Başka. Neredeydi lan? Ha. Odak uzaklığı ayarı şu oda. Mesela 6x taktınız. Şuna bir kere basıp ya da basılı tutmanızı sağlıyor. Bilginiz olsun. Onun butonu. Dikizlere gelecek olursak zaten dikizlerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını iyi biliyorsunuz. Yani bunu bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şöyle duvardasınız örnek veriyorum. Adama tüm bedeninizi göstermek yerine dikize basabilirsiniz. Az bir şey gösterirsiniz yani. Günaydın kanka. Dikize basıp sadece kafanızı gösterebilirsiniz. Tüm bedeninizi göstermek yerine. Bu da böyle bir şey. Bakalım başka. Eğilirken kamera dönüşü daha az önce bahsettiğim şekilde nişan alırken ki kamera dönüşü. Eğil butonuna bastığınızda kameranın dönmesini engelliyor. Bilginiz olsun. Korkuttun lan kedi. Kaçıyor. Eğilme modu ne lan? Ha şey. Şu. Dikiz şeyi o da. Basılı tuttuğumda da elimi çektiğim zaman direkt kapanıyor. Bassam da elimi çektiğimde kapanmıyor bu sefer. O da o işe yarıyor şu buton. Şu buton. Şimdi hassasiyetlere gelecek olursak
Sevgili genel izleyici kitlesi. Hassasiyetlere gelecek olursak şimdi ben şimdi şöyle bir şey öneriyorum size. İnsanların eğer aldığınız yani hassasiyetini merak ettiğiniz kişilerle aynı telefonu kullanmıyorsanız, telefon tutuşunuz aynı değilse hassasiyetlerini almamanızı öneririm. Çünkü hani şu modda, şu deneme modunda, antrenman modunda kendi hassasiyetlerinizi kendiniz yaratabilirsiniz çok basit bir şekilde. Hemen bir örnek vereceğim. Onu da göstereceğim size. Şimdi bir 3x alıyorum. Örnek veriyorum. Şimdi ben 3 parmak oynuyorum. Tamam mı? 3 parmak oynadığım için telefon tutuşum sağ üst parmağımı kullanmıyorum ben sağ işaret parmağımı. Sadece sol işaret parmağım sol ateş butonu için. Sol alt satın joystick için baş parmak. Bir de şu butonları burada ne kadar buton görüyorsanız şudur, şunlardır, Mapped şudur, mikrofondur vesaire haritadır. Bunları sağ baş parmağımla yapıyorum. Bu da benim her şeyime yarıyor tabii 3 parmak. Bana daha seri geliyor açıkçası 4 parmaktan 5 parmaktan vesaire. Çünkü 4-5 parmak kafa karıştırıcı oluyor benim için. O yüzden gerek duymuyorum. Ki parmak geliştirmeyle de oyun gelişmiyor bilginiz olsun. Yani onu da artık kime söylesem bilir zar. Siz tabi bazı TikTokçular gibi öyle 6 parmak 7 parmak vesaire gibi oynamayı da isteyebilirsiniz özenip ama gerek yok. Oyununuzu geliştirin, parmağınızı değil. Yani şimdi hassasiyet kısmına gelecek olursak, hassasiyet kısmında ben üçüncü şahıs dürbünsüz ayarını yani kamera hassasiyeti şu hassasiyet ben 110'da kullanıyorum. Daha iyi oluyor benim için. Her yere tekte dönebilmemi sağlıyor. En azından parmağımın hızını ayarlayabiliyorum o hassasiyete. Örnek veriyorum burayla fightlıyorken birden kapatıp buraya da dönebiliyorum. Buraya da dönebiliyorum. Buraya da dönebiliyorum. Her yere dönebiliyorum istediğim şekilde ki zaten dönme mesafesini kendiniz ayarlıyorsunuz hassasiyete göre. Deniyorsunuz burada. Örnek veriyorum şöyle koşarken birden buraya dönüp buraya dönüp buraya dönüp cevap verebiliyorsunuz ateş eden insana. Refleks o yani, tamamen sizin ayarınıza ve parmak hassasiyetinize kalmış. O parmaklık kullanıyorsanız ya da kullanmıyorsanız değişebilir o hassasiyet. Ya da telefonunuz işte yüksek bir model değilse ya da Apple değilse daha yüksekte kullanabilirsiniz. Size kalmış. Zaten birinci şahıs ayarları vesaire onlar ayrı. 3x, 4x, 8x, 6x vesaire bunların kamera ayarlarını görüyorsunuz bak. Bir 4x 20, 8x 12, 6x 12, 3x 20. Şimdi benim böyle kullanmamın sebebi ateş etmediğim zamanlarda bir yeri keserken kamerayla dönüş yaptığım için ya da bir yere nişan alırken kamerayla dönüş yaptığım için bu yüzden yüksek kullanıyorum onları. Ya siz kullanmayan arkadaşlar da var tabi. Sadece jiroskopla döndüren arkadaşlar da var. Ben onu tercih etmiyorum. Telefonun tutma stilim bozuluyor bu sefer. Sabit tutamıyorum telefonu. O yüzden tavsiye etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle parmakla yönetmek varken jiroskopla yönetmek çok saçma bence. O da sizin keyfinize kalmış tabii. Şimdi gelecek olursak ateş etme animasyon hassasiyetine. Ben bunu ya bu açık ama ben pek fazla kullanmıyorum ateş etme animasyon hassasiyetini açıkçası. Ya sprey atarken anca çok uzağa atarsam yani şuraya falan bakalım 325 metre mesela. Oraya jiroyla da atabilirim ama oraya jiroyla da atabiliyorum ama ben işte bazı noktalarda, bazı pozisyonlarda adamın hareketliliğine göre ya da geçen arabaya göre ADS'de kullanabiliyorum. Bilginiz olsun. Sadece ya bu amaçlı zaten. Bak başka bir şey için kullanmıyorum. Bazen de çok yakınımdan geçen araba spreyleri için kullanıyorum. Örnek veriyorum araba buradan geçiyordur. ADS kullanıyorum ciro yerine. Ama uzaksa
Genellikle Jira kullanıyorum zaten. ADS de sizin kararınıza kalmış. Ayarlarımı da göstermiş oluyorum zaten bu vesilede. Ki Discord'da da kodları bırakacağım. Bu video izledikten sonra alabilirsiniz yani Discord'dan. Açıklama kısmında zaten link olacak. Kamera hassasiyetleri vesaire 120'de benim. Stabil. Yani şöyle göstereyim. Sabit. Nereye istersem oraya dönüyor. Ne hızlı ne çok yavaş. Sadece parmağımla hızlı yavaş döndürebiliyorum ama normal şey yaptığımda çok hızlı ya da çok yavaş değil. Tam ayarıma göre. Şimdi jiroskopa gelecek olursak. Üçüncü şahıs dürbünsüz benim. Şu ekranın sallanma olayı. Yani hiçbir şey yapmıyorken, koşarken vesaire. Şu sallanma olayı. O tamamen size kalmış. Önceden hassasiyetlerimi göstereyim ben size. Bu şekilde. Bu videoyu da çok profesyonel çekemediğimin farkındayım ama ne yazık ki bazı TikToker ya da YouTuber arkadaşlar gibi fazla ekipmanım olmadığı için handcam ya da facecam koyamıyorum videoya. Ya da işte daha kaliteli bir edit de yaptıramıyorum, yapamıyorum. Bilginiz olsun. Onu da linçlemeyin beni bro. Hassasiyetlerim de böyle. Jiroskop hassasiyetlerim. Yo, bu jiroskop değil lan, pardon. Burası jiroskop. Şimdi burada bahsetmem gereken önemli bir şey var. Burada training modunda kendi hassasiyetlerinizi oluşturabilirsiniz. Başkasının hassasiyetini almak yerine, bilginiz olsun. Yani onun sebebi de şöyle. Şimdi karşınızdaki kişi 13 Pro Max kullanıyordur. Atıyorum ben. Benim hassasiyet ayarıma ihtiyacınız var. Ben 13 Pro Max telefon kullanıyorum. 3 parmak oynuyorum. Ve telefon tutuşumuz da farklı olabilir. Mesela siz 4 parmak, 5 parmak oynuyorsunuzdur. Ya da aynı benim gibi 3 parmak oynuyorsunuzdur ama telefon tutuşunuz tamamen farklıdır. Telefonu sabit ya da stabil tutamıyorsunuzdur sprey atarken. O yüzden ben hassasiyetlerimi kendime göre yapıyorum. Kendi telefon tutuşuma ve sprey atarkenki jiroskop eğimime göre yapıyorum. Jiroskopu nasıl eğip kaldırdığıma göre yapıyorum. O yüzden size de buraya girip örnek veriyorum. Bu training moduna girdiniz. Hassasiyetten jiroskopa geldiniz. Örnek veriyorum. Neyi değiştireceksiniz? 3x atıyorum. 3x spreyinizi geliştirmek istiyorsunuz. 3x'iniz örnek veriyorum 200'dür ya da 300'dür. Hadi 300 olsun. Peki 300'e nasılmış mesela? Bak. Gördün mü? 300 benim ayarım değil mesela. Benim ayarım olmadığını fark ediyorum. Çok hızlı geliyor bana. Çok hızlı ve mermiyi dağıttığı için beğenmiyorum mesela ben bunu. Buradan 300'de atıyorum. Şu anda sizi, yani kendini sizin yerinize koyuyorum. 300'e aldım değil mi ben bunu? 3x hassasiyetini. Düşürüyorum abi. 250'ye düşürüyorum ya da 230'a düşüreyim hadi. 230'a düşürüyorum. Kendi hassasiyetimi bulana kadar düşürüyorum. Gördünüz mü? Mesela daha az sekmeye başladı. Telefonumda kontrol edebildiğim için mermi dağılımı daha az oluyor. Mesela bunu da mı beğenmedim? 230'u da beğenmedim. Düşürüyorum abi. 150'ye düşürüyorum. Tamam mı? Bakıyorum. Tamam, güzel gidiyor, düz gidiyor. Ama bir sıkıntı daha var. Beğenmedim. Yani elime uygun gelmedi. Ne yapıyorum abi? Biraz daha düşürüyorum. Biraz daha düşürüyorum. 140'a çekiyorum. Zaten benim stabil ayarım 140. 140'a çekiyorum. Bakıyorum. Şimdi daha stabil, sekmeyen ve hareket etmeyen bir dürbün ortaya çıktı bu hassasiyette. Gördüğünüz gibi. Stabil bir şekilde gidiyor mermiler. Mesela şurada adam olduğunu düşünün. Bende auto aim yok. Mesela şurada adam olduğunu varsayıyorum ben. Bende auto aim yok. Auto aim kullanmıyorum. Buraya sprey atarken mermi o delikten full geçiyor. Ve sizde de auto aim olduğunu düşünün. Hani auto aim kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Zaten adam direkt mefta. Bu kadar. Yani bu dürbün hassasiyetlerinizi vesaire bu training moduna girerek böyle 300'den başlayıp kendi hassasiyetiniz kendiniz keşfedebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani ben böyle yaptım bu zamana kadar. Kimseden almadım hassasiyetlerimi. Hep kendim böyle burada deneyerek buldum. Size de tavsiye ederim. Çünkü bir atıyorum işte Solkay'ın
hassasiyetini istiyorsunuz. Ama sol kayın telefonu 13 Pro Max atıyorum. 13 Pro Max'ten oynuyor. 4 parmak oynuyor. Telefon tutuşu tamamen farklı. Sizin telefonunuz 13 Pro Max değil, atıyorum XS Max. Telefon tutuşunuz da 12 gibi değil. Tuş diziliminiz bile 12 gibi değil. Sprey atarken ki telefonunuzu eğmeniz, ne bileyim sağa sola çevirmeniz vesaire 12 gibi değil. Bu sefer aldığınız ayar aynı olmayacaktır, bilginiz olsun. Ama yine de işte benim ayarlarımı, başka insanların ayarlarını alıp memnun olan insanlar da tanıyorum ben mesela. Hani senin 3x neymiş, böyle 4x neymiş vesaire diyen insanlar da tanıyorum. Ben yine de önermiyorum bunu, bilginiz olsun. Kendi hassasiyetinizi kendiniz bulun yani. Öyle. Şimdi tutamaklardan bahsedelim biraz. Hani şey diyorlar genellikle, abi hangi tutamağı kullanıyorsun? Hangi işte namlu ağzını kullanıyorsun mesela. Mesela benim YouTube videolarımda genellikle namlu ağzını soranlar oluyor. Bir de işte M4'ümde dikey takılıysa, abi niye dikey kullanıyorsun diyenler oluyor. Onlardan bahsedeceğim bir tık. Kanka açılı bulamıyorum maç içerisinde bazen. Ben de dikey kullanıyorum. Mesela yakın fight'ta ben hafif öneriyorum her zaman. Neden derseniz mermiyi daha toplu gönderiyor rakibe. Yani tamam, dürbün açım hızınız biraz kısalıyor. Okey, farkındayım. Ama mermiyi daha toplu gönderiyor. Özellikle M762'de mermi kullanımını çok kolaylaştırıyor hafif tutamak. Bilginiz olsun. O kadar sekmiyor ve mermiyi daha derli toplu gönderiyor. Baş parmaklıkta ben baş parmaklık kullanmıyorum pek fazla. Sadece tutamak bulamadığımda kullanıyorum. Dürbünü açıldan bile daha hızlı açıyor baş parmaklık. Ama mermi dağılımı çok fazla. Özellikle 4x atıyorum. Baş parmakla uzağa sprey attığınızda bak mermiyi nasıl dağıtıyor. Sola çekiyor bak gördüğünüz gibi. Yani bunu kesinlikle ben yapmıyorum. Tabii onu spreyle toplayabilirim. Ama daha rahat, konforlu bir sprey atabilmek için baş parmaklığı eliyoruz. Hafifi de sadece yakın fight'ta kullandığımız için eliyoruz. O da size kalmış tabii. Yine açılı baş parmaklık, dikey gibi vesaire bu tutamakları da kullanabilirsiniz yakın fight'ta. Ama ben hafifi daha çok seviyorum. Ben bazen genellikle iki tutamak taşıyorum. Bir hafif, bir açılı taşıyorum. Birisi uzak, birisi yakın için. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Lazer, silah lazeri de taşıyabilirsiniz yanınızda. Örnek veriyorum. Ekstra bir tabanca alırsınız. Tabancaya takarsınız lazeri. Yakın fight'a gireceğiniz zaman M4'ünüze tabancadan geçirebilirsiniz. Bu da dikey. Şimdi dikey hassasiyet, şey dikey tutamak neyi etkiliyor? Onu öyle söyleyeyim. Şimdi açılı taktığınız zaman açılı spreyin sağa sola gitmesini engeller. Sağa sola kaymasını engeller spreyin, ama dikey taktığınızda da bu sefer aşağı yukarı gitmesini engeller. Sağa sola daha çok eğilimi olur. Ondan da bilginiz olsun. Dikey yine çok iyi bana göre, gerçekten çok iyi. Sağ sol spreylerini kontrol edebildiğim için, yani sağa sola kaymasın diye telefonun titreşimini kontrol edebildiğim için dikey de oynuyorum. Ama genellikle dediğim gibi açılı kullanıyorum. Açılı kullanmamın sebebi de spreyler daha düzgün gidiyor. Zaten telefonu jiroskopta sprey atarken düz indirdiğiniz için hiç aşağı yukarı sprey sıkıntıları, dağılımları sorun olmuyor. Sadece sağ sol sıkıntı oluyordu. Onu da açılıyla tamamlıyorum. Açılı bu arada sağa sola sekmemesini sağlıyor spreyin. Bilginiz olsun. Mermi dağılımının. Ondan da bahsetmiş olalım. Namlu ağzına gelecek olsak, benim videolarda zaten çoğunlukla alev gizleyen kullanıyorum ben. Onu görmüşsünüzdür. Zaten birçok yorum var işte, abi niye alev gizleyen, abi niye kompu almadın, komp vardı vesaire diyen çok oluyor. Alev gizleyen şu işe yarıyor. Örnek veriyorum, sanoktasınız, yerde yatıyorsunuz. Adam sizi görmüyor. Ama adama sıktığınız zaman silah ateşiniz belli oluyor. Adam dönüp birden silah ateşinize sıkıyor ve sizi vuruyor. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden alev gizleyen kullanıyorum. Özellikle işte atıyorum arabayla suyun içine giriyorsunuz. Tamam mı? Hani arabada koltuk değiştirince, eğer tabi araba suyun biraz daha üzerinde ise, arabada koltuk değiştirdiğiniz zaman suyun içinden dışarıya ateşleyebiliyorsunuz ya.
Orada alev gizleyen çok işinize yarıyor. Çünkü silah lazeri gör şey silah namlu ucu ateşi görünmüyor. Bilginiz olsun. Erangel ve Sanok'ta ben zaten genellikle alev gizleyen kullanıyorum. Hani yerde yattığım zamanlarda vesaire namlu ucu alevi görünmesin diye. Alev gizleyen kullanıyorum. Bu da böyle bir bilgiydi. Tabii ki kompansatör daha iyi bir şey ama yine de namlu ucunu kapatması için ben Erangel ve Sanok'ta alev gizleyen kullanıyorum. Bu da kısa bir bilgi. Bizde de. Yani tabii bilmeyenler için beni linçlemeyin. Biz zaten bunları biliyorduk. Yok ya falan diye. Ben bilmeyenler için anlatıyorum. Çünkü gerçekten çok soru geliyor işte hangi dürbünü kullanıyorsun, hangi tutamağı kullanıyorsun, hangi namlu ağzı falan. Yakın mesafe silahlarına gelecek olursak Kanks'lar. Yakın mesafe silahlarında eskiden Uzi OP'ydi. Uzi çok kullanılıyordu bilginiz olsun. Şimdiki meta şey oldu. Thompson'la atıyorum UMP oldu. UMP olmasının sebebi de şu. UMP'ye buff geldi. Yani bu da demek oluyor ki şey. İşte silahın atış hızı arttı. Mermi kapasitesi arttı. Ve yakın fight'ta oldukça patlayıcı bir silah. Uzi falan. Yani Uzi'yi tek geçer öyle söyleyeyim. UMP çok OP şu an bu sezon. Acaba tekrardan nerf gelir mi bilmiyorum ama yakın fight çoğunlukla UMP tercih ediliyor. Benim tercihim yine de Beerus tabii yakın fight'ta. M762. Yani UMP'yi de yakın fight'ta tercih edebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Aynı şekilde Thompson'ı da. Thompson mesela tam bir clutch machine. Yani 1v3'sünüzdür, 1v4'sünüzdür. Girmişsinizdir. Tek başınıza oynuyorsunuzdur clutch maçında. Atıyorum sola suka hatta. Tam bir clutch machine bu. 50 mermisi var. Atış hızı kuvvetli. Daha ne olsun. Thompson da bu işe yarıyor. Ayrıca yani yakın fight'ta bu da patlama hasarı yaratıyor. Tabi UMP ile Thompson Uzi kadar patlama hasarı yaratmıyor yakın mesafede ama Uzi'nin mermisi çok gittiği için bir anda bittiği için ne olduğunu anlamıyorsunuz. Adamı vuramadığınızda da adam sizi öldürmüş oluyor. Yani Thompson ve UMP'yi yakın fight'ta öneriyorum ki benden başka e-sporcular da önerecektir diye umuyorum soranlara. Yani bu kadardı. Başka şu ayarları butonlarımı gösterelim mesela. Benim butonlarım 3 ayar butonları. Ateş etme sol üstte. Bir tane de ateş etme sağ altta. Onu da çok soran var mesela. Abi sağ alttaki ateş butonu ne işe yarıyor? Niye orada diye. Pompalı DMR, KNT gibi silahları ben sağ altla ateş ediyorum. Sol üstte sürekli seri basamadığım için örnek vereyim hemen şöyle göstereyim. M16 alayım mesela bir tane. Ya da mini alayım hadi. Bir tane mini aldım. 4x'imi taktım. Şimdi bak. Şu sol üst. Mini de sol üste sıkıyorum şu an. Sol üste sıkarken gördüğünüz gibi tek bir hedefi sıkamıyorum. Yani hemen kayıyor. Telefonda sabit tutamıyorum o sol üstteki butona basacağım diye. Ayrıca seri de basamıyorum. Ama sağ alttaki buton bu işe yarıyor. Onu da göstereyim. Sağ alt buton bu işe yarıyor arkadaşlar. Telefonu hem sabit tutabiliyorum, hem aynı noktaya sıkabiliyorum. Telefon sarsılmıyor. Hem de daha hızlı sıkabiliyorum. Öyle söyleyeyim. Yani M4'te sprey atıyormuşsunuz gibi düşünün. Ama bu sefer sol üstte değil sağ altla. Örnek veriyorum ben pompalıyı da sağ altta kullanıyorum. Sol üstte kullanamadığım için. Yani o sol üst butonu sadece sprey ve yakın temas için. Yakın fight'ta sol üst. Bir de uzak mesafede sprey atarken sol üst. Butonlarım da bu şekilde. Bu dizilimi kullanıyorum yani. Hiç değişmedi zaten bu 4. 5. sezondan beri. Hep bu dizilim. Belki de 6. Tam hatırlamıyorum. Bu dizilim hiç de değişmedi yani hiç. Sadece telefon değiştiği için biraz boyutunu küçültüp büyüttüm. O kadar. Toplama ayarlarında buradan örnek veriyorum. Otomatik silah ekliyorsunuz. M4 eklediniz atıyorum buraya. M4'e
alacağınız otomatik dürbünü seçiyorsunuz, dipçiğini seçiyorsunuz, şarjörünü, tutamağını, namlu ağzını seçiyorsunuz. M4 elinizdeyse ve bomboşsa maçın içerisinde, bu tutamakları bulduğu anda oto toplamanız varsa direkt alıp silaha takıyor. Eğer yoksa sarı yanıyor. Siz alıp kendiniz takıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben bunu kullanmıyorum. Ya benim şeyim değil bu. Pek umursamıyorum bunu. Zaten grafiklerden bahsetmiştik. Efektlerde de kan ve hasar rengini kırmızı kullanıyorum. Hepsi kırmızı daha doğrusu. Diğer efektler vesaire onlar da kırmızı. Nişangahım benim dürbünsüzüm mor. Ben bunu bazen siyah da kullanıyorum. Bazen kırmızı, bazen mavi de kullanıyorum. Şu açık maviden. Ama genellikle mor kullanıyorum. O da yani namlunun adamın üzerinde daha çok belirgin olmasına sebep oluyor. Mavi, mor ve siyah olanlar tabii ki de kırmızı biraz daha kan renginden dolayı görünmeyebilir. Mavi, mor ve siyah olanlar adamın üzerinde krosunuzun daha belirgin olmasını sağlıyor. Lazer nişangah da aynı şekilde morda kullanıyorum. Nokta nişangah kullanıyorum ben bu arada daha temiz sprey için. Diğer nişangahlarda HS atma oranım düşüyor açıkçası. Ben anlamadım onu niye. Belki de benim aptallığımdır, kullanamıyorumdur. Ama ben nokta şeyini kullanıyorum yani eskisi gibi. Holografik stabil, siyah. Normal or şeyi, kendisi zaten. Holografik nişangah zaten fazla kullanmıyorum. Sadece bazen M7'de kullanıyorum, o kadar. Yan nişangahı zaten kullanmıyorum ama bunun da rengini değiştireyim, farklılık olsun. 2x'te mavide kullanıyorum. O da skobum olmadığı zamanlar, mecbur 2x kullanacağım zamanlar. 2x'i mavide kullanıyorum. O da dediğim gibi adamı, yani adamın üstünde belirgin dursun. Adama attığımı bileyim diye spreyi. 3x'i mor aynı şekilde. Moru ben 3x'i aslında her renkte kullanabilirim. Bu yani önce de mesela maviydi. Bir ara siyah yapmıştım. Bir ara kırmızı yapmıştım. Kırmızı zaten pek beğenmedim. Beyaz yaptığım da oluyordu mesela Miramar'da ya da Erangel'da. Ama ben en sevdiğim şey mor yani renk olarak. Mavi ve moru çok seviyorum. O yüzden mavi şey mor kullanıyorum. İkisi arasında gidip geliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Siz de kafanıza göre hangi rengi seviyorsunuz onu yapabilirsiniz ama dediğim gibi mor, siyah, mavi bu renkler adamın üzerinde daha belirgin oluyor. Bilginiz olsun. Sesleri yüksekte kullanıyorum ben. Aşırı yüksekte değil. Yüksekte kullanıyorum. Onun da sebebi şu. Aşırı yükseğe aldığım zaman silah sesleri, araba sesleri vesaire çok farklı geliyor. Ayak sesleri de çok farklı geliyor. İnsanın kafası karışabiliyor. Ayrıca bir silah sıktığınız zaman takım arkadaşlarınızın sesini duyamıyorsunuz. Yani ben mesela 13 Pro Max kullanıyorum. Üst düzey bir telefon. Son çıkan zaten. Bunda bile o şeyi duyamıyorsunuz yani takım arkadaşlarınızın sesini vesaire. Öyle. Bunlar da zaten sizin kendinize göre ayarlayacağınız ayarlar. Başka merak edilen şeyler olursa yorumlara yazın bro. Onları da çekmeye çalışırım. Dediğim gibi bu videoyu da zaten pek fazla profesyonel çekemedim. İdare edin şimdilik. Zaten ben sadece bilmeniz ve ne işe yaradığını öğrenmeniz için çektim bu videoyu. Çok profesyonel olmadı ama yapacak bir şey yok, idare edin. Öyle farklı bir şey olduğunda ha şu şeylerden bahsedeceğim. Bunları ben bahsetmedim bunlardan bir saniye. Şimdi çok amaçlı işaret şu oluyor. Şu sağ üstte şu otomatik koşma butonu var ya sağ üstte haritanın solunda. Şu işaret oluyor. Kolayca adamı marklama şeyini yapabiliyorsunuz. Marklama olayını yapabiliyorsunuz. Yani ben mesaj tuşu da kullanmıyorum mesela. O yüzden daha iyi. Kafadan vuruş ses efektleri adamın kafasına isabet ettirdiğinizde, adamın kafasından vurduğunuzda böyle bir kırılma sesi gibi bir ses çıkıyor. Yani HS atıp atmadığınızı daha iyi anlamanız için açıkçası önde adama damage attığınızda tamam namlunun ucunda bir işaret çıkıyor vurduğunuza dair ama bazen o bug'a giriyor. Bazen göremeyebiliyorsunuz. O yüzden ben onu açıkta kullanıyorum. Eğilme ve yatma birleştirildiği ben kapalı kullanıyorum. Bunu açtığım zaman şimdi eğildiğim zaman eğiliyor bir kere bastığımda. Basılı tuttuğum zaman yere yatıyor. Ben bunu kullanmak istemiyorum. O yüzden direkt kapalı da benimki. Eğilme butonu da ekstra geliyor bu sefer. Şey yatma butonu.
Atla tırmanım kapalı benim. Atla tırman olayı da şu. Bu duvara geldiğim zaman bastığımda zıplıyorum. Duvarın üstüne çıkıyorum. Tamam mı? Ama duvarı atla tırmanı kapattığım zaman, şey açtığım zaman şurada gördüğünüz gibi atlama şeyi, tırman şeyi geliyor. Butonu geliyor ekstra. Onu kullanmıyorum ben. İkisini bir kullanıyorum zaten. Sadece buna bastığınızda da atla tuşuna bastığınızda da duvarın üstüne çıkmıyor, bilginiz olsun. Yani şöyle örneklemek olacaksa duvarın üstüne çıkmıyor. Ama tırmana bastığım zaman otomatik çıkıyor. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için söyledim. Kapalıda kullanıyorum. Hızlı fırlatma özelliği ne işe yarıyor? Bunu ben de bilmiyorum açıkçası. Ha bu şey. Bakayım. Bu şey ya, bu atma şeyi falan herhalde ya bu. Şunu örnek veriyorum, yaptım. Ha aynen. Buna basılı tuttuğunuz zaman atıyor. Tamam, buymuş. Gereksiz, bunu da kapat. Zaten istediğim zaman atabiliyorum atış tuşuna basarak. Otomatik inişi zaten herkes biliyor. Konik şekilli fırlatma alanı özelliği de şu. Şu sol alta bastığınız zaman şöyle bir panel açılıyor, gördünüz mü? Bu panelden seçip atmak istediğiniz şeyi ya da kullanmak istediğiniz şeyi kullanabiliyorsunuz. Geçirgen arayüz modu. Ha bu da şey. Bunu açtığınız zaman nerede? Burada yok ama nerede o ya? Burada yok, o şeyde oluyor galiba. Ya da şu PUBG Mobile yazısının üstüne bastığınızda mı ne oluyordu diye biliyorum. Şeyler gidiyor ekrandan, butonlar vesaire gidiyor. Bunu da kapatalım. BŞN değişimi zaten, BŞN'ye üşeniye geçiş butonu. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısını ben eskisi gibi 80'de kullanıyorum. Yani yakın karakteri yakın görmek benim daha işime yarıyor. Böyle alıştım eskiden beri. Uzak görmek pek işime yaramıyor açıkçası. Bir de sanırım hassasiyetleri falan bozuyor ya uzak görmek. Tam anlamadım ama. Bilmiyorum yani. Birinci şahıs nişancı bakış açısı da şöyle söyleyeyim. Şimdi silah daha uzak görünüyor değil mi size? Bunu şeye çektiğim zaman 80'a silah daha böyle yarısından kesilmiş gibi duruyor ekranda. Ve etrafı da daha dar görüyorsunuz. Yani alanınız fazla olmuyor. Ama 103'e çektiğiniz zaman bayağı geniş görüyorsunuz böyle. Silahın da yarısından fazlasını görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hızlı koşu hassasiyeti de şu. Joystick butonunda şuna bastığınız zaman yukarıda gördüğünüz gibi koştuğunuz zaman hızlı git butonu açılıyor. O yani. Onu daha hızlı aktifleştirme şeyi. Pek bir önemi yok açıkçası. 5N dinamik tuşu da şey. Şimdi 5N'de durduğunuz zaman silah havada duruyor birazcık. Böyle sabit duruyorsunuz, örnek veriyorum. Adamın gelmesini bekliyorsunuz. Ayaktasınız, tamam mı? Adamın gelmesini bekliyorsunuz. Bunu açtığınız zaman, açtım mesela. Tekrardan silahı elime alayım. Bak silahı aşağı indiriyor, gördün mü? Yani daha geniş bir görüş alanı sağlıyor sana. Adam mesela şuradan gelir, adamı görmüş olursun. Atıyorum bir merdivende bekliyorsundur vesaire. Nişan yardımı zaten auto aim. Biliyorsunuz, herkes biliyor bunu. Ben bunu kapalıda kullanıyorum, auto aim kullanmıyorum. Ki zaten bizim resmi turnuvalarda auto aim kapalı olduğu için, kullanılmadığı için ben de kendimi kapalıya alıştırdım. Bayağıdır kapalı oynuyorum. Ana ekran ses işaretlerini hiç bilmiyorum. Bu yeni gelmiş. Bu güncellemede gelmiş. Onu da çözeriz yakında. Vuruş konumları, hani şu arcane modda vardı ya, bir tane şey alıyordun, takıyordun kafana böyle maske gibi, böyle mikrofon gibi bir şey. Adama damage attığı zaman adamın üstünde otomatik düşman görüldü çıkıyordu. O. Bu da sanırım ya örümcek adam modu için ya da tamamıyla getirmişler oyuna. Kapılar otomatik aç vesaire. Ha, önerilen yenileme. Mesela bu bende kapalı. Mesela alandasın. Alandan gaz şey hasar alıyorsun. Gaz diyorsun. Sana canın atıyorum az bir şey gittiğinde bandajı öneriyor otomatik. Şu sol tarafta. Boost'un olduğu tarafta. Bandajı öneriyor. Ama ben onu kapalıda kullanıyorum. Direkt orada hep kit seçili yani. Oradan kendim seçiyorum her şeyi. Sürekli sargı bezi kullanmadı da canın azdır, örnek veriyorum. Sargı bezine bir kere basarsın.
Bir kere basıp kullandıktan sonra sürekli kendi kendine kullanmaya başlar. Tekrardan basmanıza sürekli gerek yok yani argo bezine. Jiroskopu zaten herkes biliyor. Ters jiroskop da atıyorum telefonu aşağıya doğru eğdiğinizde aşağıya bakıyorsa, yukarı doğru eğdiğinizde yukarı bakıyorsa, bu tam tersi. Aşağıya eğdiğinizde yukarı bakıyor. Onu da önermiyorum ben açıkçası. O neymiş öyle? Niye getirmişler? Onu da bilmiyorum. Oğlum 3 3,5 günlük. saat oldu Oğlum 3 günlük video yaptım lan. İzlesinler oğlum 50K lan. Yani bu kadar arkadaşlar. Bahsetmem gereken şeyler. Zaten çoğunuz biliyorsundur. Biliyorsunuzdur. Ben bilmeyen arkadaşlar için bahsettim. Yazanlar çok vardı çünkü neyin neye işe yaradığını, hassasiyetlerin ne olduğunu. Bu arada jiroskop hassasiyetlerini de çok merak edenler var. Onu da göstereyim şurada. Böyle hassasiyetler kullanıyorum. Dediğim gibi siz ister kendiniz yapın hassasiyetleri, ister başkasından alın ama telefon tutuş şeklinize, telefon sprey atarken ki telefonu kontrol ediş şeklinize ve telefon modelinize aldığınız hassasiyetini aldığınız kişinin telefon modeliyle aynı olmanıza dikkat edin yani. Tam anlatamadım ama anladınız siz. Dikkat edin bunlara yeterli. Mesela 13 Pro Max'te kullandığım 143x dürbün hassasiyeti 11 Pro Max'te aynı olmuyor, onu söyleyeyim. Ya da Android'de. 11 Pro Max daha 13 Pro Max'ten daha az akıcı olduğu için atıyorum 140 değil de 170 ya da 180'de kullanmam gerekebilir 3x'i. Ama 13 Pro Max daha akıcı olduğu için oyun bakımında 140'a çektim yani ortaladım, dengeledim. Yani siz de kendi hassasiyetlerinizi bu training modunda kendiniz yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aklınızda herhangi farklı bir soru ya da şundan bahsetmemişsin, bundan bahsetmemişsin diyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtsin bro. Ben ona göre ileride yakın bir zamanda da training videosu çekeceğim. İşte günlük training antrenmanım diye. Onlardan da bahsedeceğim çünkü onu da soranlar. O zaman bu bahsetmediğim, kaçırdığım şeylerden de o videoda bahsederim. Bilginiz olsun. Öpüyorum sizleri. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin. Haydi görüşürük.